Evet, bu yıl Adıyaman Ticaret Sanayi Odası'nın meclis ve yönetim kurulunun seçim yılıydı. Ve Ocak ayından itibaren bütün meslek iş kollarında, odalarda hummalı bir çalışma vardı. Ve bu hafta 1 Ekim tarihinde Adıyaman Ticaret Sanayi Odası seçimlerinin yapılacağı duyuruldu. Ve Adıyaman Ticaret Sanayi Odası'nın uzun müddettir idare eden iş adamı Mustafa Uslu ile beraberiz. Mustafa Bey, 1 Ekim'de seçimlerin yapılacağı açıklandı. Mustafa Uslu için de bu seçim önemli. Sizin emeğiniz var odada. Projeleriniz var, geleceğe yönelik projeleriniz var. Neler söyleyeceksiniz? Yani her seçim çok önemlidir. Elbette katma değer üreten insanları seçimi de çok çok önemsediğimiz bir seçim. Biz aşağı yukarı 2009'dan bu yana Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurulu görevini ifa ediyoruz. O gün bugün hamdolsun elimizden gelen tüm gayretlerimizi sarf ettik. Bu camiaya bir şeyler vermeye çalıştık. Bunu şimdi çok detaya inmek çok uygun olmaz. Adıyaman küçük bir yer. Benim dönemimde neler yapıldığını herkes çok iyi biliyor. Dolayısıyla ben çok detaya inmek istemiyorum. Çok güzel işlere biz imza attığımızı bütün dünya alem ve bizim üyelerimiz de çok daha iyi biliyor. Özellikle kaç tane çok önemli üyelerimiz açısından son derece önemsediğimiz projelere imza attık. Bunlardan birincisi, birinci dönemde bildiğimiz gibi dedik ki katma değer üreten insanların yakışan bir hizmet binasının olması şartı var. Birinci dönemde hamdolsun buna odaklandık ve bunu başardık. Adıyaman'ımıza yakışır, katma değer üreten insanlara yakışır bir mekan hamdolsun gerçekleştirdik. Adıyaman'ın tabii sanayicilerine yakışan da böyle bir şey olması gerekiyordu. Hamdolsun bitirdik. Daha sonra tabii sanayicinin ürettiğini kente bir katma değer üretmesi açısından da ürettiğimizi dünyaya pazarlamak için bir fuar alanına ihtiyacımızın olduğunu yıllardan beri bu sanayicilik içerisinde olduğumuz hasebiyle bir hissettiğimizi ifade edebiliriz. Hamdolsun ona da odaklandık. 26 bin metrekare kapalı alana, 6 bin metrekare kapalı, 26 bin metrekare üzerinde 6 bin metrekare kapalı alanı gerçekleştirdik hamdolsun. Ve şu anda Adıyaman'ımızda çeşitli sektörlerde fuar alanları düzenleniyor. İlimizdeki üretenler dünyaya satmak için bir teşhir ediliyor. Dolayısıyla bu özellikle gıda sektörü üzerinde hakikaten bir bölgesel fuar alanına kavuşmuş oldu diyebiliriz. Ama burada durmayacağız. Hedefimiz ulusal ve uluslararası fuarları düzenlemek burada ve burada ürettiğimizi dünyaya satmak. Şimdi günümüz dünyasında her şeyden önce üreten çok, tüketen çok kıymetli. Dolayısıyla müşteri olmak çok kıymetli bir şeye bindi. Dolayısıyla biz de ürettiğimizi dünyaya satmanın yolu da daha çok fuarcılığı düzenlemekten geçiyor. Hem ulusal hem uluslararası fuarı yapacağız, hem dışarıdaki fuarlara katılımını sağlayacağız. Ve bütün bunları yaparken de işte Adıyaman'da üretim yapan insanların para kazanacağı yolunu açmış oluruz. Zaten Ticaret Sanayi Odası'nın asli görevi de bunlardan biridir yani. Başkanım, geçen seçimden bugüne kadar geçen süreç içerisinde yeni bir iş kolu oda açıldı mı, yoksa yine geçen seçimde yapılan seçimler gibi aynı sayıda meclis
üyesi için mi mücadele olacak? Kaç iş kolu bu seçimlerde? Şimdi bizim Ticaret Sanayi Odası'nın 4000'e yakın faal oy kullanacak bir üyemiz var. Biz 18 sektörden müteşekkiliz. Yani bizim 18 sektörden biz seçime gidiyoruz. Toplamda 44 tane meclis üyemiz seçilecek. Bir önceki seçimde 45 tane meclis sayımız 45'ti. Bu her sektörün sayısına göre değişiyor. 150'nin üzerinde olduğu zaman o sektörde 3 kişi çıkıyor. Bir tane grubumuzda sayı düştüğü için 2'ye düştü. Şu anda sayımız 44'e düştü. Yani 44 bu seçim, 44 tane meclis üyesi bu seçimde 1 Ekim'de inşallah seçilecek. Ve onlar da bunlar organda yapılan seçimlerden temsil edilecek. Daha sonra yönetim ve başkan seçilecek. Yani bu seçilen meclis üyeleri içerisinde 23 meclis üyesi hangi listede alırsa o tekrar Ticaret Sanayi Odası yönetimini oluşturacak. Aynen öyle. Bununla ilgili geçen seçime göre sizin açınızdan bir avantaj veya dezavantaj söz konusu mu? Bu seçimlere girerken Mustafa Uslu olarak üyelerimize neler vaat ediyoruz? Önümüzdeki 3 yıl için, 4 yıl için biz tekrar görev alırsak, bana meclis üyeleri başkanlık görevini takdim ederlerse ben bu önümüzdeki süreçte şunları neler düşünüyoruz? Şimdi elbette yani durdurak olmaz. Bizler her zaman önümüzdeki ve gerek küresel ekonomi, konjonktürü, içinde bulunduğumuz konjonktür, bütün bunları yan yana getirip kendi önümüzü, sanayicilerimizi bir kanalize etmemiz lazım. Yoksa aksi takdirde siz yarışın gerisinde kalırsınız. Biz bir kere değişen ve gelişen dünya ekonomisiyle ilgili biz de buna kendimizi uyarlamamız lazım. Bunlar nedir? Mesela her şeyden önce yani stratejik yatırımlar var. Bizim teknoloji dediğimiz alanlara mutlaka insanlarımızı yöneltmemiz lazım. Şimdi bu önümüzdeki seçimde Allah'ın izniyle bu Adıyaman insanları, Adıyaman bizim üyelerimiz tekrar bu görevi bize tebliğ ederlerse bizim bu önümüzdeki süreçte Allah'ın izniyle yapacağımız konulardan en önemli bunlardan bir tanesi yurt dışı gezilerini, fuarlara katılımını önemseyeceğiz. Bunlar bizim için biraz önce de ifade ettim, son derece önemsediğimiz şey. Yani bu ülkenin temel iki meselesi var. Bunlardan bir tanesi işsizlik oranıdır, yükselmesi. İkincisi de cari açığın çıl gibi büyümesidir. Bu iki önemli konunun Türkiye'nin temel kronikleşmiş meselesini önüne geçmenin yolu da işte biraz önce dediğimden yani daha çok üretin, daha çok satmak ve zengin olmak. Ve bunu yaptığımız takdirde her ikisini de önüne geçiyoruz. Şimdi burada bir diğer konu genç girişimcilerimize önem vermek. Genç ve kadın girişimcilerimize biraz daha fazla bir şekilde önemseyeceğiz ve bunları iş hayatına atlayacağız ve vesile olacağız. Bunlara önem vereceğiz. Bunları da iş dünyasına kazandırmamız lazım. Bunlarla paralel bir şey daha var. Biz ilimizde oldukça özellikle genç ve kadın girişimcilerimiz üzerinde birlikte iş yapma kültürünü benimseteceğiz. Bunları aşılamaya çalışacağız. Ortaklıklara tabii yani olacak. Artık dünya öyle bir şeye geldi ki Sayın Bilmez yani iş evlilikleri uluslararası bile ülkeler arasında yapılıyor. Biz buna hep şahit oluyoruz. Biz kendi ülkemizde hani bir araya 3 kişinin geldiği ve birlikte daha güçlenerek yeni yatırımlara, teknolojiye, yatırımın konusu ne olursa olsun biz bunları eğer önemsetir insanlarımıza alıştırırsak, bu kültürü kendimiz benimsersek yani bu kentimize bir fayda sağlar. Mustafa Bey, siz iş kolu olarak meclis üyeliği seçiminde hangi gruptan seçime giriyorsunuz? Ben gıda ve tekstil sektöründe. Gıda ve tekstil sektöründe. Evet. Oradan yani da 3 üye seçilecek. Her birinde 2'şer tane. 2'şer tane. 2 meclis üyesi organ seçiminde seçiliyor. Evet. Buradan bahsetmiş olduğunuz bütün 4000 civarında üyemiz var demiştiniz. Bu seçimler vesilesiyle son olarak onlara ne çağrınız olacak? Benim çağrım şu.
O insanın iradesidir. İnsanın şerefidir, hasiyetidir. Çok önemli bir olgudur. Ve aynı zamanda vatandaşlık görevidir. Ben 4000 tane üyeme tavsiyem şudur. Oy kullanmak dedim ya, aynı zamanda vatandaşlık görevidir. 1 Ekim'de organ seçimlerinde maksimum katılımlarını istirham ediyorum. Mutlaka oy kullansın. Mutlaka vatandaşlık görevini yerine getirerek, yani hangi tarafa oy verirse versin, içinde mutlaka zaten kendi iradesidir. Onu sandığa tecelli edecek, herkes de buna saygı duyacak. Ama mutlaka kullanılması lazım. Maksimum bir katılım olmasını bekliyoruz. Bu da çok çok önemli. Ya bu arada sizin de aracılığınızla Mustafa Ustun'un ile beraber olan bizim kağıdımızın rengi beyazdır. Bunu da ilk defa bu sizin aracılığınızla söylemiş olayım. Diğer arkadaşlar tabii renkleri ne olacak? Bugün yapılan meclis seçiminde onu dile geldi ve bizim beyaz karşılar arkadaşlarımız da rengi ne olacak? Onlar da herhalde ileriki günlerde açıklarlar diye düşünüyorum. Bu inşallah dediğim gibi, yani herkes bu seçime ilgi duysun. Temennimiz inşallah hep birlikte sandığa tecelli edecek iradelerimiz. Bunun sonucu ne olursa olsun herkes saygı duymak zorunda diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.